Efendim güne bakışa hoş geldiniz. Yine günün sıcak gelişmelerini çok değerli konuklarımızla konuşacağız. Psikiyatrist bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mehmet Sungur. Sayın Sungur hoş geldiniz efendim. Ve ekonomist aynı zamanda bilişim uzmanı bir diğer konuğumuz Sayın Cem Haydar Bektaş. Sayın Bektaş siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Gündem malum, evet, Orta Doğu'da sıcak dakikalar yaşanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamasından sonra. Ama bizim gündemimiz deprem. Deprem, evet. Deprem bölgesi hala sallanmaya devam ediyor bölge. Binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi sevgili seyirciler. Bu arada vatandaşların çoğu da dışarıda, evlerine giremiyorlar. Çoğu zaten evlerini kaybetti. Orta hasarlı, ağır hasarlı ve az hasarlı yüzlerce ev var. Onlar ne olacak diye beklerken bu durumda deprem sonrası acaba travmalarda ne durumda? Evet, bu travmalarda ne yaşıyoruz? Ne boyutta? Biz de bu konuda işin en uzmanı hangi kişidir diye düşündüğümüz zaman aklımıza ilk gelen isim Profesör Doktor Sayın Sungur geldi. Sayın Sungur, şimdi bir söz vardır ama bunun bilimde karşılığı nedir ama en büyük içgüdü hayatta kalma içgüdüsüdür derler. Evet. Şimdi deprem sonrasında da tabii ki insanın aklına ister istemez düşünse de düşünmese de bu tür reaksiyonlar gelebiliyor. Söyler misiniz hem deprem anında hem de sonrasında yaşadığımız buna travma diyebileceğimiz hangi belirtileri gösteriyor? Tabii ki. Öncelikle bu depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileyin. Önce onu belirtmek istiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Yaşamın içinde kaçınılmaz olarak yaşadığımız çeşitli stresli olaylar, zorlantılı yaşantılar vardır. Ama bunların hepsine biz travma diyemeyiz. Travma yaşanan zorlantılı yaşam olayı ile bu olayla başa çıkma ya da bu olayı yönetme becerileri arasında bir uyumsuzluk söz konusu olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Bir travmayı ağırlaştıran şeyler nedir? Neler daha şiddetli yaşanmasına neden olur travmanın? Birincisi, her şeyden evvel travmanın insan eliyle oluşturulmuş olması. Yani travmaları ikiye ayırabiliriz. İnsan ile oluşturulan travmalar, doğal yolla oluşan travmalar. Doğal yolla oluşan travmalar dediğimiz zaman sel, deprem, yangın gibi şeylerden bahsediyoruz. İnsan eliyle oluşturulan felaketler dediğimiz zaman ise amaçlı ve bilerek yapılan felaketler, savaş, işkence, terörizm, tecavüz gibi ya da insan eliyle kazayla oluşturulan iş kazaları, maden patlamaları gibi bir takım kavramlardan söz ediyoruz. Tabii ki insan eliyle oluşturulan felaketler doğal yolla oluşan felaketlerden daha ağır seyrediyor. Çünkü doğal yolla oluşan felaketlerde hepimize oldu algısı var. Bireysel ya da azınlıklara ya da dıştalanmış gruplara yapılan ayrımcılığa uğramış gruplarda bir travmayla karşılaştıkları zaman düşündükleri şey neden ben, neden bizler sorusu oluyor. Şimdi peki burada en çok sorulan soru da hani diyoruz ya deprem öldürmez ama çürük binalar öldürür. Aynen öyle, oraya geliyor. Burada o zaman birbiriyle de karışıyor değil çok mi? Doğru. İç içe giriş. Çok doğru, iç içe giriş var. İnsan eliyle oluşturulan felaketlere doğru ağırlık kazanmaya başlıyor. Evet, çünkü binalardan söz etmeye başladığımız zaman bunu sadece doğal yolla oluşan felaketler gibi algılamak yerine ne kadar dayanıklılık üzerine kurulu binalar yapıldığı da gündeme geliyor. Dolayısıyla insan eliyle oluşturulma kısmı da işin kısmen de olsa içinde. İkinci olarak tabii ki ani ve beklenmedik olması. Şimdi bir travma ne kadar ani ve beklenmedikse şiddeti o kadar fazla oluyor. Şimdi deprem açısından bakalım. Ani ve beklenmedik mi bu Elazığ'da olan şeyler? Bakın ilk ve en büyük depremlerden biri aslında Erzincan'da olmuştur. 1939 yılında. Ve yaklaşık 15 kişinin, tabii ki bu resmi rakamlara göre, gayri resmi rakamlara göre bu rakam daha da yüksektir. Baktığınız zaman orada bir sürü insan öldü. Bir sürü insan yersiz kaldı. Hatta bazı rivayetlere göre Erzincan ismi Ezdincan'dan gelir. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman demek ki orada yıllardan beri oluyor. Ani ve beklenmedik mi bilmiyoruz ama yeterince hazırlık yapılıp yapılmadığı konusu her zaman tartışmalı. En azından 1045, çok da büyük bir sürpriz olmadı. Çok da büyük bir sürpriz olmadı. 1045'te olmuş. Sonra bakın 1983'te ben orada mecburi hizmet yaparken kendim bizzat yaşadım Erzincan'da. Ve nihayet 1992'de yine 2000 tane vatandaşımız öldü. O zaman böyle AKUT gibi, AFAD gibi kurumlar yoktu. Bizler bir Amerikalı grupla gidip tek tek çalışarak o zamanki vali Yazıcıoğlu ile birlikte bütün çadırları dolaşarak yardımcı olmaya çalıştık. Hatta elinizdeki kitabı daha sonra 1999 depreminde yaşadık. Bir başka travmayı ağırlaştıran şey tekrarlayıcı olması. Yani burada bir tekrarlayıcılık var. Bir başka önemli şey
Tabii ki uzun süreli olması, yani aslında mesela göçük altında kalan insanlar ve uzun süre yardım ulaşamamış insanların daha ağır bir travma yaşadıklarını söyleyebiliriz. Yani uzamış travmaya maruz kalıyorlar. Bir başka şey tahmin edilebilir olup olmaması, yani gidiş ne olacak, bundan sonrası ne olacak? Yani bu oldu ama bitti mi, bundan sonra tekrarı olacak mı? Sürekli bir kaygı yaşanıyor. Sürekli bir kaygı yaşanıyor. Ve dolayısıyla insanların ve toplumların aslında gündelik yaşam biçimleri inkıtaya uğruyor. Yani bir şekilde artık eski işlevselliğinizi götüremiyorsunuz. Şu anki durumdan bahsedecek olursak hocam, yani çünkü bu insanlar evlerinden oldular. Yani bir yandan hem göçük altında kaldılar, en ağır olanlardan bahsedelim. Evet. Yakınlarını kaybetmiş olup o göçükten sağ çıkmış olanlar ve bir evi olmayanlar. Çünkü günlük hayatla ilgili rutinlerinin hiçbirini şu anda yerine getiremeyecek olan en ağır durumda olanlardan bahsedelim. Evet. Onlar nasıl toparlayacaklar? Şimdi her şeyden evvel bir belirsizlik var, değil mi? Tekrar olabilir. Belirsizlik dediğimiz kavram aslında çok önemli. Bundan sonrası belirsizlik olduğu zaman ne düşünürüz biz? Belirsizlik eşittir tehdit ve tehlike. Yani tehlike devam ediyor. Yası olan ölüm olayları var. Ölüme bağlı olarak yas yaşayanlar var. İşte kayıplara uğrayanlar var. Çaresizlik ve umutsuzluk yaşayanlar var. Onlarda ne gelişiyor? Depresyon. Çünkü umut yoksa depresyon gelir. Yardım yoksa değersizlik gelir. Ondan sonra yardım var ama ulaşılamıyorsa o zaman ikincil bir travma olur. Mesela bu kavrama biraz değinmek istiyorum. Yoksunluk dediğimiz şey mi oluyor orada? Hayır, burada yardım var ama yardım adil ve istendik şekilde dağıtılmıyor. Bakın ben Erzincan'da bizzat şahit oldum. Mesela siz başlarken hasardan bahsettiniz, bina hasarından. Hemen ben notlarımı aldım. Şimdi o zaman nasıldı biliyor musunuz? Çok komik. Ben orada yaşıyordum. Oraya gitmiştim. 83'te mecbur hizmeti yaptım. Şimdi 92'de. Mesela battaniye dağıtılıyor. Bunları hepimiz gördük. Ekmekler dağıtılıyor. Biri kamyonun üzerine çıkıyor, atıyor. Şimdi travmaya uğrayan insanların bir kısmı depresi olduğu için, yani kapandığı için, içine kapandığı için, bir kısmı ise bunu insan onuruna yakıştırmadıkları için o battaniyenin üzerine atlamak istemiyorlar. Dolayısıyla bazıları 3 tane alırken öbürü bir tane alıyor. Hasar tespiti yapılırken eskiden komikti, şimdi mutlaka değişmiştir diye umuyorum. Evinizin bir duvarı yıkıksa orta hasar, iki duvarı yıkıksa ağır hasar alıyordunuz. Peki siz o zaman ne yaparsınız? Ağır hasar alabilmek için ikinci duvarı kendiniz yıkarsınız. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman demek ki bazen destek vardır ama destek amacına ulaşmıyordur. Buna da ikincil travma deriz. Yani hem bir travma var hem de bu travmayı telafi etmek için gelen yardımların kişiye ulaşamaması söz konusu. Yani biz yardım yapalım derken aslında bu insanları daha da büyük bir travmaya mı sürüklüyoruz? İstemeden. Eğer yardım sistematik bir şekilde istemeden yapabildiğimiz bazı durumlar olabilir. Bilerek yapılan bir şey değil ama bunun sistematik yapılması lazım. İşte insanlara adil dağıtıldığından emin olması. Çünkü burada temel duygulardan biri ne? Adaletsizlik. Niye bize oldu? Niye başka şehirde değil burada oluyor? Niye bütün bunlar oluyor da biz hala bakın şehir yer değiştir. Ne yapıldı? Erzincan'da aldılar şehri bir yerden öbür tarafa taşıdılar. Ondan sonra gene aynı şeyler bir daha oldu. Yani bütün bunlar çok önemli ama sizin temel sorunuz şuydu galiba. Nasıl bir yardım? Evet mi? Yani nasıl bu insanlar normal hayata, yani eski, yani bundan bir hafta önceki hayatlarına dönmeleri tabii ki belki çok zaman alacak ama şu kısa süre içerisinde evet çocukları ayrı bir kampta bir çadırın içerisinde bir rehabilitasyona soktukları belli. Ama uçakta da önce yetişkinler kendi maskelerini taksın sonra çocuklara denir ya ve bu durumda da hep aklımıza haklı olarak da çocuklar gelir ama yetişkinlere ne yapmak lazım? Bir kere her şeyden evvel toplumsal olarak şunu söylemeliyim ki bir kere her şeyden evvel öğrenebilmeliyiz. Yaşadıklarımızdan öğrenebilmeliyiz. Bizler hafızası zayıf insanlarız. Bunlar daha önce de oldu, bundan sonra da olacak. Dolayısıyla insanın acıdan öğrenebilmesi çok önemli. Çünkü acı, eğer onun gösterdiği adresi öğrenmek isterseniz insana verilmiş muhteşem bir bilgidir. Acının gösterdiği adresi görmek, unutmamak, yani bu hep olacak. İkincisi ne? Şefkat ve duyarlılık. Şefkat ve duyarlılık ne demek? İnsan acılarının, kaçınılmaz insan acılarının farkına varmak, o acıları azaltma doğrultusunda bir sorumluluk almak. Bu ikinci kısım. Üçüncüsü farkındalık ve kabul. Yani sizin söylediğiniz gibi travma öncesi yaşam bambaşka. Bir travma olduktan sonra travma sonrası yaşam bambaşka. Dolayısıyla bazı insanlar hayatlarını hatta travma öncesi hayatları ve travma sonrası hayatları diye ikiye ayırıyorlar. Dolayısıyla travmanın ani gelmesi, kişinin buna anlam verememesi, anlamlandıramaması otomatik olarak kopukluk oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu kopukluğun tekrar eski yaşamla yeni yaşamın entegre edilmesi.
Önemlisi, bir başka önemli yapılacak şeylerden bir tanesi tabii ki demin söylediğim gibi sosyal destek. Çünkü sosyal destek o insanlara değerli oldukları, unutulmadıkları, acılarına şapka çıkarıldığı gibi algıların oluşmasına sebep olacak. Hocam konuşacağız, daha süremiz var ama diğer konuğumuzla devam edelim. Sayın Cem Haydar Bektaş, aynı zamanda ekonomist ve bilişim uzmanı. Şimdi burada tabii ki deprem vergileri tartışması çok hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği cümleler var. Eski Maliye Bakanları, dönemin Maliye Bakanları Kemal Unakıtan'ın, Mehmet Şimşek'in deprem vergilerinin harcandığını açıklaması. İşte Unakıtan'ın milleti aldatmanın alemi yok, vergiyi getirirken bir gerekçe aranmış, deprem vergisi denmiş, bütçe açığını kapatmak için konulmuş, bugüne kadar depremzedeye mi gitmiş diye bir açıklaması var. Mehmet Şimşek de duble yol için harcandı dedi. Şimdi bütün bu açıklamalardan ve hatırlatılmalardan sonra Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir açıklaması var. Diyor ki harcanması gereken yere harcadık, bundan sonra da Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Bütün bu harcamalar nasıl yapılıyor bunlara bakmıyor ki diyor. Şimdi bunları hatırlatıyorum bir yandan izleyicilerimizin hafızalarını tazelemek için. Mutlaka bizim bültenlerimizden takip ediyorlardır birçoğu ama hazır deprem vergileri tartışmasıyla başlamışken deprem strateji ve bütçe başkanı Naci Ağbal'dan da şöyle bir açıklama var. Tabii ki özellikle kamu binalarına bütün yatırımlar yapıldı. Bu konuda endişe edilmesine gerek yok deniliyor. Bir ekonomist olarak tabii ki siz de deprem olduğu andan ve şu ana kadar tabii ki bu soruyu siz de sormuşsunuzdur kendinize. Cevabınız bu verilen cevaplarla bir tatmin yaratıyor mu? Şimdi Elazığ depreminin şeysi neydi? 6.8. Bizim bildiğimiz kadarıyla ölü sayısı 41. Yani değil mi? Sayı çok değil bu anlamda. İran şekilde tabii ateş düştüğü yeri yakar. 41 de olsa ciddi şimdi 41 evde bir acı yaşanıyor. Ama Türkiye 10 Şubat'ta okullar açacak. Elazığ'daki küçük bir depremden biz bahsediyoruz. Nereye etkilendi? Suriye etkilendi, Türkiye etkilendi, Ermenistan vesaire. Şimdi bak burada bir 99 depremine bir gidersek, şimdi 99 depremi 45 saniye sürüyor ve 7.4 büyüklüğünde. Şimdi bunu hatırlayalım. Peki ne oldu? Oradaki can kaybı ise 17.840. İnanılmaz bir sayı değil mi? Yani ne dedi Sayın Hocam? İnsanın acıdan öğrenmesi gerekir dedi. Şimdi biz gerçekten bu acıdan öğrendik mi? 17.840 ölüm sebebi olmuş. 23.781 vatandaş yaralanmış, 500 sakat kalmış. Peki burada yıkılan ev sayısı, şimdi 41 bin lira yardım edecekler yıkılan evler için Elazığ'da. Bu 99 depreminde 285 bin küsür ev ve 42 bin küsür iş yeri yıkılmış. Peki sadece yıkımla ölümle mi kalmış, sakatlıkla mı kalmış? Hayır, ekonomimiz de alt üst olmuş. Yani orada bakıyorsun mesela ülkede hizmet durmuş, mal üretimleri durmuş bu anlamda, tüketim azalmaya başlamış, ihracat gerilemeye başlamış ve bunun faturası 20 milyar dolar civarında oldu Türkiye'ye. 99 depreminin olduğu Marmara bölgesi önemli bir bölge. Biraz daha rakamlarla ilerleyelim. Mesela Cem, bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüyoruz. Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı. Şu dakikada bir konuşma yapıyor. Aileme uğurlayacağımız muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu'nun huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekliyle ifade ettiler. Her şeyiyle örnek bir isimdi. Ve örnek olmanın ötesinde, yani kürsüdeki hitabında o kavlileyin Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti. Ve bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönüllerimizi, gönülleri fethetmişti. Ve son demlerinde
tabii kendisini doğrusu görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm. Birkaç hafta önce Masum'a onu söylemiştim. İstanbul'a şöyle bir gelişimde kendisini ziyaret etmek isterim demiştim. Fakat nasip olmadı. Şimdi musallada kendisiyle beraberiz. Rabbim inşallah taksiratına senata tebdil etsin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle hep birlikte bizleri müşerref kılsın. Amin. Ve sevgili Peygamberimizin özellikle Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hep birlikte bizleri haşru cem eylesin. Amin. Tekrar Ruhicun El Fatiha. Evet sevgili seyirciler, kanser tedavisi görüyordu. Merhum emekli İstanbul vaizi Ahmet Vanlıoğlu, Fatih Camii'ndeki ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Vanlıoğlu 77 yaşındaydı. Geçen yıl bir ameliyat geçirmişti ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze törenini şu anda ekranlarımıza getirdik. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan araçlar son yolculuğuna uğurlanmadan önce, mezarlıktan önce kısa bir konuşma yaptı. Evet. Dönüyoruz diğer gündemimize sevgili seyirciler. Evet, bu deprem vergileri tartışması demiştik. Ekonomist, bilişim uzmanı Sayın Cem Haydar Bektaş bir virgül vermiştik. Evet, şimdi demiştiniz ki aslında büyük bir 99 depreminden sonra da ekonomik bir yıkım da oldu demiştiniz. Tabii kolay değil. Şimdi başka rakamlar da vermeye çalışalım. Şimdi Marmara bölgesine baktığımız zaman mesela burada bu Marmara bölgesindeki fabrikaların, yani Türkiye'de ihracat yapan firmaların %65'i burada, bu bölgede. Sanayi çalışanı %52'si de burada yaşıyor. Tekstilde, otomobilde daha da fazla çalışan var. Baktığımız zaman toplanan, Türkiye'de toplanan vergilerin %60'ı bu bölgede toplanıyor aynı şekilde. Yani önemli bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi burada tekrar bir deprem olması durumunda 99 depreminde 20 milyar dolar civarında bir zarardan bahsederken, şimdi tabii Türkiye milli geliri daha da arttı. O zaman 256 milyar dolar civarındaydı. Bunun 3 katı oldu. Bu zarar 75 milyar doları da bulabilir bu hesaplamalara evet, göre. Bu arada demin Naci Ağbal'ın o sözlerini söylerken strateji ve bütçe başkanı, kamu binalarında biz bugüne kadar yapacağımızı yaptık, bu konuda bütün belgeleri verebiliriz dedi ama burada anlaşılan o yok. Ki sadece kamu binası değil, değil mi? Tabii de burada şimdi tabii ki devlet bu arada boş durmadı tabii ki. Yani birçok viyadüğü falan evden geçirdiler. Kamu binalarını sağlaştılar. Kentsel dönüşüm de oldu. Ama bu yeterli sayıda olmadı. Tehlike burada şu anda ve İstanbul bir deprem bekliyor. Yani İstanbul deprem beklediğini herkes söylüyor ama uygulamaya gelince peki bu anlamda ne yapıldı? Mesela Avcılar Belediye Başkanı kendi bölgesinde bir an önce kentsel dönüşümün başlamasını istiyor ve meclisten bir türlü geçiremiyor bunu ve adam en sonunda eylem yapma kararı aldı. Yani şimdi buradan bakacak olursak ekonomik bir yıkımla karşı karşıya kalır ve en son grup toplantısında ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu nerede bu deprem paraları falan dedi. Çünkü burada peki, bu Sayın özel Bektaş iletişim vergisi, yani bu zorunlu deprem vergisi toplandı. Bu rakamın da 67 milyar TL olduğunu söylüyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız da nereye harcanması gerekiyorsa oraya harcandı diye bir açıklama yaptılar. Soru soracaksınız galiba. Evet. Yani diyorum ki tamam, bu deprem vergileri toplanıyor, iletişim vergileri toplanıyor ama ne yapmalı peki? Yani çünkü şu anda tedirgin olan milyonlarca insandan bahsediyoruz. Ve tabii ki ne yapmalı, ne edilmeli diye işin hep ekonomik boyutunu konuşuyoruz ama sırf bu toplanan vergilerle halledilecek bir şey mi bu depremle mücadele?
Siz bir ekonomist olarak nerede eksik görüyorsunuz? Şimdi, bir an önce şundan başlanmalı ya da şuna şöyle kaynak ayrılmalı diyebileceğiniz neler var? Şimdi 99 depreminden sonrası biliyorsunuz yapı denetim firmaları kurulmaya başlandı ve yapı denetim firmaları işte inceleyeceklerdi ve disiplinli bir şekilde de bundan sonrası için daha güvenceli binalar yapılacağı falan söylendi. Ve ilk birkaç yıl bu uygulandı, çok sıkı hatta uygulandı. Sonra tekrar her konuda olduğu gibi de boş bırakıldı. Şimdi hani hep konuştuğumuz bir laf vardı ya işte deprem öldürmez, bina öldürür falan diye. Baktığınız zaman mesela Elazığ'da şehir hastanesini o kadar muhteşem ve kurala uygun yapmışlar ki 9 şiddetindeki bir depreme dahi dayanıklı hale getirmişler. Ve o binanın inşaatında olan mimar depremden hemen sonra 5-10 dakika sonrası koşarak bu hastaneye gelmiş. Bu hastanenin sağlam olduğunu bilen vatandaşlar da kendileri oraya koşmuşlar. Şimdi burada işte sensörler var. Asansörler ne kapanmış ne kimse yaralanmış falan. Ve bina sapasağlam. Şimdi bunu bu 20 yıl içinde gerçekleştirmek mümkün, yapıldı mı yapılmadı. Biz hep duyarız. Mesela 7.7 ile zannediyorum Çuba. 7.7. 7'de sallandı. Şimdi oradan mesela çok böyle aman aman bir rakam gelmedi. Siz bilmem sizin bilginizde başka bir sayı var mıdır diye. Japon örneği hep önümüzde. Japonya'nın örneği hep önümüzde. Japonya işte 8'de sallanıyor, 7.5'de sallanıyor falan. Orada da biliyorsun tsunami'ler falan oluyor ama ölüm olayları olmuyor. Şimdi bu ne yapmak gerekiyordu? Önce şimdi tabii binaları sağlamlaşmanın dışında daha önemli bir şey var. Türkiye ekonomisi biter. Türkiye biter. Bu binaları bunu sağlamlaştırmaya başlarsak mı diyorsun? Hayır, eğer biz İstanbul depremini yaşayacak olursa yapmazsak, yani demin rakamlar verdim. Evet. Yani Türkiye'nin ihracatı biter, işletmeleri biter, ticareti biter. Ya Türkiye mahvolur. Şimdi bunu görerek, yani ne demek yani ne yapılması gerekiyorsa o yapılmıştır değil yani. Size soruyor, diyor ki ana muhalefet parti. Mesela bakın Elazığ için hep söylenen bir şey var. 2016'da bir milletvekili araştırma önergesi veriyor. Diyor ki Elazığ bir deprem bölgesi. Fay hattı geçiyor. Burayla ilgili neler yapıldı? Lütfen araştıralım diyorlar. Reddediliyor. 2019'un Ekim ayında aynı şekilde bir araştırma önergesi veriyor tekrar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. O da maalesef reddediliyor. Sayın Bektaş, şimdi devam edeceğiz. Sayın hocamıza dönmek istiyorum. Şimdi bir yandan Sayın Bektaş diyor ki işte böyle bir şehir hastanesi var. Güvenli olduğunu bildiği için bütün bölge halkı oraya gidiyor. Ama bölgeden de öyle haberler duyuyoruz ki Sayın Hocam, riskli olduğu halde mesela tabii ki hani can malın yongasıdır derler, giriyor. Belki hala taksidini ödediği çamaşır makinesini çıkarmaya çalışıyor. Belki buzdolabını çıkarmaya çalışıyor. Ama raporlu yani mühürlü olduğunu bile bile o apartmanda, o dairede oturmaya devam eden vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz. Onların haberlerini de verdik. Yani nasıl bir psikolojiyle tekrar o evlere girebiliyorlar birincisi. Onları böyle yapmaya iten sebepler de. Şimdi tabii bu bütün felaket yörelerinde benzer şekilde yaşanan birçok durum var. Bir kere bir ülkede tabii ki en önemli şey, siz de biraz evvel söylediniz, güven içinde yaşayabilmek. Yani ilk başta dediniz ki o insanı ayakta tutan en önemli şeylerden biri ayakta ya da hayatta kalma arzusudur. Şimdi tabii ki hayatta kalabilmek eşittir sadece depremden kurtulmak değil. Yani çünkü sizin elinizde temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şeyler olmadığı zaman yarın öbür gün bu süreç bittiğinde bu temel ihtiyaçları nasıl karşılayacağım şeklinde. Yani kaygı sadece deprem tekrar olacak mı değil. Bu depremden sonra yitirdiklerimi tekrar nasıl geri alacağım şeklindeki bir kaygı. Çocuğum için ne yapacağım, eşim için ne yapacağım, ailem için ne yapacağım. Tabii bir de bir başka korku var konuşmadığımız, buraların yağmalanması korkusu. Tabii bunların hepsi bir araya gelince insanların bir kısmı en azından oraya gidip canları pahasına oradan daha sonrası için hayatlarını idame ettirmek için gerekli materyalleri almak istemeleri anlaşılır. Ama tabii ki çok riskli. Yani hayatın kendisi riskli. Dolayısıyla bazı riskleri almamak lazım. Çünkü o riski aldığınız zaman eşyayı alma gibi bir ihtiyacı daha büyük bir riski de beraberinde alıyorsunuz. Eşya kalır ama biz öldükten sonra ne zaman aynen öyle. Hiçbir ödül bedelsiz gelmeyecektir. Bu ödülü almak için, eğer bu bir ödülse tabii ki, bu bedeli ödemeye değer mi sorusunu gözden ama bence bunu düşünmesi gereken bireyler olmamalı.
bir devlet arkada sosyal olarak size o güvenceyi vermiyor. Nedir? Burada neyi yitirdiyseniz insani yaşamınızın devamı için ne gerekliyse ben arkanızdayım mesajını hissederseniz böyle bir şey yapmazsınız. Bir kere en önemli kısmı bu. İkincisi tabii ki korkular var. Çünkü insanlar sağlıklı zamanlardayken eğer bir şekilde yağmalanıyorsa, hırsızlığa maruz kalıyorsa o zaman tabii ki elinizde var olanı kaybetmek istemezsiniz. Bu 7.5'lik İstanbul senaryosuyla ilgili İçişleri Bakanı da söyledi. Dedi ki Topkapı Sarayı'nın yağmalanma ihtimalinden tutun da işte bir sürü şeye kadar bütün ihtimalleri hesapladık demişti. Yani demek ki böyle şeyler akla gelebiliyor ve uygulanabiliyor. Ki bütün bu bütün her zaman fırsatçılar var. Yani ben hep şöyle derim. Bir depremzedeler vardır. Bir de depremzadeler vardır. Yani bu felaketten yararlanmak isteyen insanlar, bu felakette bir şeyler satmaya çalışan insanlar. Deprem çantalarına %50 zam gelmiş. Bu arada Elazığ'daki kira fiyatlarının iki katına çıktığına dair haberler verdi. Ben size bunu direkt, sadece orası değil, çok doğru. Ben size kendi yaşadığım deneyimi sağlayayım. Bakın, travma insanlar arasındaki bağları koparan, insanları birbirine yabancılaştıran bir olaydır. Böyle olağanüstü travmalar. Bakın ne oldu biliyor musunuz? En önemli iki şeyden biri. Bir, ne yapıyoruz? Ötekileştiriyoruz. Travmalardan sonra çok önemli bir şey. İşte bu grup Tanrı'nın gönderdiği ilahi bir ikazdı demek. Ölen insanlara saygı duymamak demek. Orada ölen bebeklere hangi ikazı veriyor olabilir Tanrı? Dolayısıyla ötekileştirmemek gerekiyor. Mesela bakın, burada göstermek istemiyorum ama burada ta o yıllardan sakladığım bir gazete küpürü var. Biz azalmadık, çoğalmadık, onlar azaldı diye yazan şeyler. Bu fikir, bundan uzak duracağız. Birincisi bu çok önemli. Çünkü hepimiz aynı acıyı yaşıyoruz. Ve acıya duyarlı olabilmek, insanlar arasında ayrım yapmadan bu acıya şefkatle yaklaşabilmek hepimizin görevi. Bunun sadece bireysel düzeyde bir şey, mesele değil bu. Toplumsal düzeyde, toplumla ilgili her birey, her kurumun üzerine düşen bir takım işlemler var. Ve bu işlemleri yerine getirdiğimiz zaman ancak gönül rahatlığıyla uyuyabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi sizin dediğiniz bu bahsettiğiniz evler. Bakın Erzincan'da ne oldu biliyor musunuz? Fırsatçılık diyebileceğimiz şeyler. Evet, yani Erzincan'da şöyle bir şey oldu. Yıkılan binalar, bir de relatif olarak, göreceli olarak sağlam kalan binalar. Bu sağlam kalan binalar bir katlı, iki katlı binalar. İnanır mısınız ne oldu biliyor musunuz? O ev yokluğunda bir ve iki katlı evlerin fiyatları üç katına, beş katına. Ben bizzat bunu gözlemledim. Yani dolayısıyla da bu insanlarda bir öfke, yabancılaşma, birbirlerine karşı düşmanlık oluşturdu. Dolayısıyla dediğiniz gibi buradan yarar sağlamaya çalışmak insan onuruyla çok bağdaşmayan bir tutum. Hocam devam edeceğiz ama Sayın Bektaş, şimdi bu fırsatçılığın önüne nasıl geçeceğiz? Yani %50 zamla başka bir şey, mesela fırıncılar 2 aydır zam yapmaya çalışıyorlar, bir türlü yapamıyorlar. Yapmasınlar tabii, biz de daha fazla, daha ucuza alalım ama bir yandan da onları da dinlemek gerekiyor. En basit örneği, ama iki katına kiraların çıkması, deprem çantası dediğimiz, hayati dediğimiz şeyin %50 zamlanması, yani bunlar korkunç geliyor. Türkiye birçok şeye hazırlıksız olduğu için bunlar başımıza geliyor. Talep oluştuğu zaman fiyat artar. Bu ekonomide bir kuraldır. Ama dolara artık, talep olduğu zaman dolar artar. Serbest piyasadan ahlaki değerler başka bir şeydir. Bir şey. Bakın, talep oluşursa fiyat artar. 99 depremine yine hatırlatma yapacağım. Hatırlarsanız o zaman Tüpraş da yanmıştı. Ve İstanbul'dan yardımlar gidiyordu. Yalova'ya, Kocaeli'ne. Ve yardımların bir kısmı da feribotla, araçlardan karşıya geçiyordu. Ve o süre zarfında, o süreç içinde Yalova'dan İstanbul'a geçiş mümkün değildi. Karayolunu kullanıp Körfez'e dolaşarak İstanbul'a gelmeniz gerekiyordu. Ben de o zaman Yalova'daydım. Babam çünkü orada yaşıyordu. Ve dönüş yolunda Körfez'den dönmek zorunda kaldık. Şimdi eğer devlet görevini yapmazsa vatandaş bu görevi üstlenir. Ne oldu biliyor musunuz? Ambulanslar hastaları taşıyor, yaralıları taşıyor, enkaz altında çıkaranları taşıyor. Ama bu arada açık göz insanlar da bir an önce sollayarak Körfez'e dolayı İstanbul'a gelmek istiyorlar. Saygı yok bir kere. Kendi canlarının derdinde. Orada vatandaşlar işte onar metre mesafeyle ellerinde sopalarla, ama kilometrelerce böyle, sadece sol tarafı hiçbir şekilde geçmenize müsaade etmiyor. Geçmeye yeltenmeniz durumunda arabanızın camlarını kırıyorlar, arabanıza zarar veriyorlar. Çünkü oradan sadece ambulansların geçmesini istiyorlar.
Hani Türkiye'de maalesef bu konuda da aslında eğitimlerin yapılması lazım. Eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Şimdi depremde deprem olduğu zaman biz balık hafızalıyız. Deprem olunca canımız aklımıza gelir. Ondan sonra hemen işte o yüksek katlı apartmanlardan acaba daha sağlam zemin olan yerlere nerelere gideriz diye arayışa geçtiğinde talep oluşmaya başlar. Sonra zemini sağlam olan yerlerde de kira artışları da talep fazla olmaya başlayınca, bakın geçenlerde biri söyledi, Beşiktaş'ta normal bir dairenin ama yeni yapılmış bir dairenin kirası 2500 lirayken birdenbire 3500 lira olmuş. Bakın Elazığ'da olan depremin İstanbul'daki yansıması. Yani şimdi işte belediye de açıkladı hangi bölgeler riskli, daha fazla etkilenebilir. Ondan sonra onlarda da o hani riski az olan yerlerde kiralar bir anda yükseldi, fırladı. Aynen öyle. Şimdi tabii az evvel siz Elazığ'da sordunuz, dediniz ki mesela Elazığ'da adam işte malını almak için taksitli bir buzdolabı almış, çamaşır makinesi, onu almak için canını riske ediyor, onu almak için o binaya giriyor. Ya, bu Elazığ'da değil ki, İstanbul'da bir ilçede bir bina mühürleniyor. Bu binada oturulamaz diye. Orada diyelim 10 tane dairede oturan insanlar varsa geliyorlar, mühürü kırıyorlar ve giriyorlar, orada yaşıyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Çaresiziz. Şimdi o zaman bu zorunlu deprem vergisinden gelen paralar nerede diye sorulması çok yerinde değil mi? Eğer bu örneklere bakacak olursak. Sayın Sungur, şimdi tabii ki bir yandan Elazığ'da olan biteni izliyoruz ama bir de beklenen, bir Marmara'da beklenen, İstanbul'da da hissedilmesi beklenen bir deprem var. Şimdi bütün bunları olup izlerken şunu sormak istiyorum. Depremi yaşamış, bunun travmasını anlatabileceğimiz insanlar var. Ama onu, sorumu sormadan önce bir Ankara'ya gideceğiz. Ortak Kudüs bildirisi mecliste okunuyor. Biraz sonra mı gideceğiz arkadaşlar? Evet, biraz sonra gidecekmişiz. Ama 99'daki depremi de mesela yaşamamasına rağmen, diyelim ki tatilde başka yerde, belki çok az böyle büyük bir sarsıntıyı hiç hissetmemiş ama bütün bu olanlardan, bitenlerden, bu gündemlerden sonra da bir deprem fobisi yaşamış ve bunu da kendi kendine travma edinmiş olan birçok vatandaşımız var. Onlar için ne demek gerekiyor? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. İnsanlar depremden sonra bir takım psikolojik tepkiler geliştirirler. Elinizde o kitabı eğer gösterebilirseniz, bu depremzedelere deprem sonrası ortaya çıkan psikolojik tepkileri anlamak ve kendi kendine yardım etme yöntemleri. Bu kitap deprem sonrası bütün yöredeki insanlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dolayısıyla bu konuda destek olan tüm kurum ve kuruluşlara ben teşekkür etmek istiyorum her şeyden evvel. Çok iyi. Van'dan sonraki depremde de dağıtıldı bu. Yani çünkü insanlar bir takım belirtiler geliştiriyorlar. Ben diyorum ki şöyle, sizde ortaya çıkan belirtilerin hiçbiri anormal değil. Yaşadığınız olay anormal ve dolayısıyla bu yaşadığınız alışılmamış olaya verdiğiniz tepkiler aslında zaten verilmesi beklenen tedavi. Yani sizin verdiğiniz tepkilerin çoğu olması gereken tepkiler. Tepki vermiyor olmak tuhaf olur. Duyarsızlık göstergesidir, sığlık göstergesidir, acıya şapka duyma. Dolayısıyla siz anormal değilsiniz. Yaşadığınız olay anormal ve bu anormal olaya verdiğiniz tepkiler zaten normal tepkilerdir diye düşünmek lazım. Yani deprem sonrasında ister orada yaşasın insanlar, ister sizin sorduğunuz gibi uzaklardan bir yerden buna medya aracılığıyla şahit olsunlar, mutlaka bir etki olacaktır. Ancak bu belirtileri patolojize etmemek, hastalık belirtisi gibi görmemek gerekir. Çünkü bu belirtiler ancak uzarsa ve sizin hayatınızda işlevselliği bozar ve belli bir süreyi geçerse, ondan sonra biz burada bir anormallik durumu olduğunu düşünürüz. Mesela hocam, Elazığ'daki depremden sonra kendi evine, İstanbul'daki bir vatandaş da kendi evine giremiyorsa bunda bir sorun var herhalde, değil mi? Şimdi tabii ki bakın şöyle bakıyor insanlar. Burada yaşanan şeyin yarın bizim yaşadığımız bölgede yaşanmayacağına dair elimizde hangi kanıt var? Eğer bu sorunun cevabı yok ise, yani İstanbul'da da böyle bir deprem bekleniyor ise, o zaman insanlar orada yaşadıklarını kendi hayatlarıyla bağlantısını kurarak buradan etkilenebiliyorlar. Elektronik medya ile etkilenme denen bir şey var. Yani bugün tabii ki bir bozukluğu teknik ismiyle burada konuşmak istemiyorum, halkın anlamayacağı bir dilde, ama artık halkın hepsinin bildiği bir, kullandığımız bir terim var. Travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bir şey. Şimdi travmalardan sonra insanlar ya doğrudan travmaya bizzat maruz kalarak ya da bizzat şahit olarak
ya da bu travmayı uzaktan görerek aynen bu hastalığın belirtilerini geliştirebilir. O zaman travma bulaşıcıdır diyebiliyor muyuz? Tabii ki, aynen öyle. Yani bir yerde oluşan bir travma insanın duyarlılığına, insanın bu travmadan önce ne tür travmalardan geçtiğine bağlı olarak, bu travma öncesi kişilik yapısına bağlı olarak, bu travmanın dolaylı ya da doğrudan etkilerine bağlı olarak, travmadan sonra bu insanlara bir yardımın ulaşıp ulaşmadığına bağlı olarak etkilenebilirler. Onun için bizim tanı kitabımızda, yani psikiyatrinin el kitapçığında tanıları koydurduğumuz el kitabında şöyle bir şey var. Sadece bizzat şahit olmak ya da bizzat maruz kalmak değil, uzaktan elektronik medya ile etkilenmek de bir ölçüttü. Ancak enteresan bir şekilde, çünkü insanlar bunu ne zaman yaşadılar en çok? Amerika'daki o 9 şey olaylarında, binaların, ikiz binaların 11 Eylül. Evet, 11 Eylül dediğimiz, 9-11 dediğimiz olay. Dolayısıyla o olay sırasında insanlar şöyle çıktılar. Dediler ki ben bunları, bu görüntüleri hep görüyorum televizyonda ve buna bağlı olarak travma sonra stres bozukluğu geliştirdim. Şimdi tabii bu ne demek? Ben hastalık geliştirdiğime göre, siz de medyada bunu göstererek benim hastalığımın gelişmesine etken olduğunuza göre, şimdi benim yaşadığım şeyi telafi edin. Maddi bir beklenti çıkmaya başladı. Bu Adalet Ağaoğlu'nun Kozalar kitabını hatırlatıyor değil mi bir yandan da? Onun üzerine bu şeyi kaldırdılar. Niye? Çünkü aslında travmayı iyileştiren şeylerden biri de kompansasyon dediğimiz telafilerdir. Yani bir insan travmaya uğradığı zaman eğer ona yardım eli uzanırsa, bu yardım amacına ulaşırsa travma kısmen telafi edilir. Bu telafi maddi boyutta olabilir, manevi boyutta olabilir. Dolayısıyla şimdi onlar o ölçütü çıkardılar. Dediler ki elektronik medya ile etkileniyorsan bu senin sorunun, seyretmeyebilirdin mantığına geliyor yani neredeyse. Hani eskiden hep tartıştığımız konu ve çıkardı. Ama bana sorarsanız bilimin bunu çıkarması söz konusu değil bu. Ekonominin bunu çıkarması. Yani ekonominin bilime haliyle bulaşıyor olması. Dünya konjektüründen bağımsız olmayışı. O yüzden de bu madde çıktı ama bana sorarsanız birçok insan, günlük deneyimimde bana başvuran insanlar da uzaktan elektronik medya aracılığıyla bunlardan etkilenmesi son derece anlaşılır, son derece kabul edilebilir. Tabii ki travmanın şiddeti ve doğası, anlamlandırılması, kimin hastalık geliştirip kimin geliştirmeyeceğini belirliyor. Ama ilk reaksiyonlar, yani bunu gördüğümüz zaman ortaya çıkan geçici tabloların hepsi sadece yörede yaşayan insanlarda değil, yörede yaşamayan uzaktan olan insan, evet. Nedir o geçici tablolar? Uyum bozukluğu, korkular, endişeler, bana da olabilir diye. Bazen de depresyona kadar girecek, çünkü bu sizin belki de geçmişte bir başka travmanızı hatırlatıyor. Birçok şeyi çağrıştırıyor. Sayın Bektaş, size de döneceğim ama Sayın Sungur, yani burada öncelikle önlem almanın çok bu kaygıları azalttığından bahsettik. Ama hakikaten çok zor koşullar altında çalışan vatandaşlarımız var. Hatta çalışmayan vatandaşlarımız var. Yani evinin durumunu kontrol ettiremeyecek ve buna bir bütçe ayıramayacak yüzlerce vatandaşımız olduğunu biliyorum. Şimdi diyelim ki, yani ne yapacak bu insanlar? Yani tabii ki bir şeylerden emin olup daha sağlam evlerde yaşamayı onlar da istiyorlar ama onların bu kaygısını nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Her şeye rağmen o evlerden çıkmalarını ve yani çadır da olsa başka bir yere geçmelerini, yani önlem alma konusunda bazen elleri ayakları bağlanabiliyor bazı vatandaşlarımızın da. Şimdi bir kere her şeyden evvel şunu söylemeliyim ki 1999 depremine kadar İstanbul ve bu çevredeki, depremin ne olduğunu bile bilmiyordum. Sanki ilk deprem İstanbul'da oldu. Halbuki bizler gibi bunu doğrudan yaşamış, benim gibi direkt deprem bölgesinde çalışmış insanlar. Hatta ben size şöyle bir kişisel anekdotumu söylemek istiyorum. Bir lokal gazetede şöyle yazdı Erzincan'da o yıllarda. Ben o zaman genel pratisyendim ve mecbur hizmet yapıyordum. İkinci nolu sağlık ocağının hekimi galiba depremde öldü. Çünkü ben deprem oldu, sobayı düzelttim ve uyumaya devam ettim. Çünkü depremin ciddiyetini bilmiyordum. Oysa o gece şehirde uyuyan belki de tek kişi bendim. Çünkü sabahleyin uyandığımda korna sesleriyle balkona çıktığımda balkon böyle eğik duruyordu. Bana ne dediler biliyor musunuz? Atla atla aşağıya. Ya ben bütün gece depremden sonra uyumuşum. Şimdi bu saatten sonra atlayıp oramı buramı kırmanın bir anlamı yok. Ama o zaman da işte demin sizin bahsedeceğim, benim bahsettiği gibi sağlık ocağı en sağlıklı gözüken yerde oraya gitmiştik. Yani aslında bakın, İstanbul deprem olduğunda Ankara'da etkilendi. Ben o yıllarda Ankara'daydım. Ben bütün arkadaşlarımı arayıp aşağı inin, evinizde kalmayın dedim. Yani bunu yaşamış insanlar Elazığ, Erzincan vesaire gibi yerlerde zaten bu olayla hep yaşadıkları için
kimsenin kendi evinde zorunda olmadıkça kalacağını zannetmiyorum. Çadırlarda vesaire. Ama biz şunu mutlaka, demin de söyledim, sosyal devlet olmayı becerebilmemiz, sorumluluk almamız ve bu insanlara geçici olarak bu acıyı ya da bu olumsuz koşulları yaşatsak da uzun vadede gerçekten kendilerini emniyette hissettikleri yer ve koşullar sağlayacağımız güvencesini mutlaka vermeliyiz. Ama deprem bölgesinde güvenli olmayan bir yerde duruyor olmak, bile bile kendi kendinize zarar vermek, ölümü davet etmek gibi bir şey. Onun için tabii ki uyarmak isterim ki önce bu yöreden, önce güvenlik sağlayacağız. Mal vesaire ondan sonra tabii ki gelebilecek şeyler. Ama unutmamalıyız ki bu, demin de bahsediyoruz, insanların amaçları. Demin Cem Bey çok güzel anlattı. Talep artıyor, ona bağlı olarak işte fiyatlar da artıyor. Ama bir şey unutmamalıyız. O da şu, insanların değerleri olduğu zaman, amaçları değil ama değerleri olduğu zaman, o zaman bu taleple arz dengesi değişebilir. Mesela eğer sizin amaçlarınız varsa, o zaman amaç dediğimiz şey nedir? Ulaştığımız zaman üstünü karalayıp geride bıraktığımız şeyler. Değer dediğimiz şey ne? Asla ulaşamadığımız, ulaştığımız zaman da üstünü karalayamayacağımız, bizim hayatlarımıza yön veren şeyler. Yani bir anlamda üzerine kurduğumuz temel ilkeler. Bu temel ilkelerden biri de insan onuru. Bu temel ilkelerden bir tanesi de kendi kendini ve yaşadığı diğer insanları sevebilmek, saygı. Şimdi böyle yaptığınız zaman siz, ekonomik dengeler bu ibreyi gösterse bile, hala değerleriniz doğrultusunda olması bekleneni yapmayarak diğer insanlara model oluşturabilirsiniz. Onun evet. için ben şuna inanıyorum. Hepimiz duyarlı olmalıyız. Hiçbirimiz fırsatçı olmamalıyız. Ve fırsatçı olmadan da onurlu ve anlamlı bir hayat yaşanabilir. Bence önemli olan, insan aynaya her gün baktığında bir önceki günden daha çok kendisini seviyorsa onurlu bir hayat yaşıyordur. Başkalarının acılarına duyarlılık, o acıyı azaltma doğrultusunda sorumluluk duymak ve bir değerler dizgesi oluşturabilmek. Çünkü değer yoksa o zaman sadece amaç var. Amaç evet. ne? Buradan faydalanın. Türkiye'de ben biraz bu konuya katkıda bulunmak istiyorum. Siz aynı zamanda, ben onu da soracaktım. Yani elektronik ortam dedi Sayın Hocamız, bir bilişim uzmanı olarak özellikle sosyal medyadaki refleksleri nasıl değerlendireceksiniz diyecektim. Bir de bir önceki depremlerden galiba anlaşıldı. Çünkü telefonlara sarılmak yerine insanlar internet aracılığıyla birbirleriyle haberleştiler. Dolayısıyla kolay bir iletişim sağlanabildi ilk başlarda. Şimdi sorun bir tanesi, Türkiye bir deprem bölgesi ve fay hatları her yerden geçiyor. Ama biz tabii onu kolay unutuyoruz ve sürekli hatırlatılması gerekiyor. Bunu yapması gereken bence devlet. Başka yolu yok yani. Hatta medya bu konuda ön ayak olabilir. Kamu spotlarıyla ön ayak olabilir. Mesela bir sonraki deprem Kahramanmaraş'ın bir ilçesinde beklendiği konusunda haberler çıktı. Jeofizik uzmanları özellikle oraya dikkat çektiler. Ve basın oraya gitti. Oradaki insanlarla işte röportaj yaptılar. Evet, biz duyduk buradan bir fay hattı falan geçiyormuş ama işte ne belediye, yani yerel yönetimler, ne de valilik bu konuda bize ayrıca bir uyarı yapmadı. Biz normal yaşıyoruz, kaderimiz. Bu kadercilik anlayışı zaten özellikle bizi mahvediyor. Yani kaderimiz varsa çekeriz hikayesi. O yüzden de insanları rahata itiyor. Yani bunun için önlem alınamıyor. Ve Türkiye'nin her yeri zaten deprem bölgesi yani. Ve sadece bu talebin bu süreçte, bırakın siz eğitimsiz kesimi, eğitimli kesimlere dahil oluşuyor. Yani şimdi mesela İstanbul'un önemli ilçelerinin bir tanesinin belediye başkanı, işte yüksek bir katta oturuyor. İşte en son İstanbul'daki depremden psikolojik olarak etkilenince çocukları hemen oradan daha sağlam zemin olan bir bahçeli eve taşınmaya karar veriyor. Düşünün yani, bu ilçeyi yöneten bir belediye başkanını görüyoruz. Şeye gelince, bu bilişim teknolojilerinden faydalanma olayına gelince, aslında Türkiye bilişim teknolojisini tam olarak kullanmış olsa, samimi olarak söylüyorum, çok az bir şeyle, ölümle veya kayıpla biz bu işi atlatırız. Yani bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Ama maalesef Türkiye'de şöyle bir olay var. Yani ambulans arkanızdan geliyor, sizden yol istiyor, siz yol veriyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ambulansın arkasına bir sürü de araç onun peşine takılmış. Bir anda diyorsun, acaba bunların hepsi onun akrabaları mı? Yani o Hasan yani, akrabaları mı hani diye. O belgesellerde olur ya, köpek balığının arkasına takılan bir sürü küçük küçük tabii, balıklar. Şimdi gibi. Tabii bu hani işte bir sanatçının söylediği gibi eğitim şart. Gerçekten bu anlamda bir eğitime ihtiyaç var. Bir yani, afet kültüründen bahsediyor. Kesinlikle. Evet, Türkiye'de bir afet kültürü, demin ifade ettiğin gibi.
verilmesi gerekiyor ve hatırlatılması da gerekiyor bu anlamda. Mesela hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir deprem anında telefonlara sarılmayın, telefonları kilitlemeyin, ihtiyaç durumunda bunun kullanılması gerektiği konusunda söyleniyor. Bu hepimizin aslında bilgisi dahilinde ama o anda onu düşünemiyor belki de. Ve Can abi de önce oradaki işte kızını, çocuğunu, karısını, babasını falan aramaya yelteniyor. Halbuki burada işte yazışarak veya WhatsApp üzerinden bunu yapabilirsiniz diye söylüyorlar. Mesela özellikle bu mesela AFAD çok başarılı bir çalışma yaptı. Yani bir takım, bir ekip olarak bir çalışma yaptılar. Bir de az evvel size değindiniz, art niyetler de burada oluştu. Yani işte biz de yardıma geldik, kurtarma ekibi olarak X bir yere gidip aslında orada art niyete soygun içine giren şeyler de vardı. Art dedi insanlar da vardı. Türkiye'de tabi bu görev kolluk kuvvetine veriliyor. Mesela polise veriliyor veya jandarmaya veriliyor ama polis ve jandarma da aslında bu konuda tam olarak eğitilmiş değil. Bu konuda aslında bir ayrıca sanki şey ihtiyacı var. Yani İstanbul'un ihtiyacı var. Türkiye'nin ihtiyacı var. Ayrı bir kolluk kuvveti sırf bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Travma yaşamı insanın hastaneye götürülme sürecindeki şeysi de ne diyelim ilgisi alakası ona göre olması gerekiyor. Peki. Şimdi bilişim şey mi gidiyoruz? Yok yok biraz daha vaktimiz var ama okay. Hocama da dönmek istiyorum. Buyurun peki. Devam et. Yani bilişim teknolojisinin kullanımı konusunda aslında bence Türkiye 7 bölge ayırarak 7 bölge arasında bir iletişim aracının oluşması gerekiyor. Çünkü ileride yine bakın Elazığ depreminde Elazığ'daki akrabalarını, Malatya'daki akrabaları arayan büyük şehirlerden insanlar aradılar ve telefonlar kilitlendi. Bir de tam tersini düşünün siz. Böyle bir depremin Marmara bölgesinde İstanbul'da olduğunu düşünün. Evet, o deniliyor ya, şimdi İstanbul'da olsaydı, çünkü bütün her şeyin merkezi İstanbul. AFAD İstanbul'dan gidiyor mesela ya da Ankara'dan gidiyor. Jandarma başka şehirlerden, büyük şehirlerden oralara gidiyor ama İstanbul'da bulunduğu yerde böyle bir daha büyük bir depremin olması durumunda bu kadar hızlı hareket edilemezdi diye de söyleniyor. Bakın burada bu konuyla ilgili izninizle bir şey söylemek istiyorum. 1993 yılı, hiç unutmadığım bir şey, 92 yılı olduğu için burada resimleri de var. Orada ne olduğunu söyleyeyim size. Mesela bu 13 Mart 1992 benim memleketim ve içinde insanların görmesini istemediğim, travmatize etmek istememek, göstermeyi çok arzulamadığım bir sürü fotoğraf var. Bakın o yıllarda ne AFAD var, ne AKUT var, ne bir takım hiçbir şey yok. Ve post disaster, önce yabancı ismini söyleyeyim, intervention group dedikleri, yani felaket sonrası müdahale grubu, kriz müdahale grubu gibi bir grup var. Bunlar dünyanın değişik yerlerden değişik mesleklere sahip olan insanlar. Bir kısmı arama yapıyor, bir kısmı binaların sağlamlığı, bir kısmı ameliyat yapmak için orada, bir kısmı köpekler, bir kısmı yani arama köpekleri ve bir kısmı ama profesyonel bir. Profesyonel ve bunların hepsi değişik ülkelerden. Ve buradaki temel amaç, nerede bir felaket olursa, dünyanın neresinde bir felaket olursa, felaket bölgesine yaklaşık 48 saat içinde bütün ekibin orada olması. Ben bu ekiple birlikte çalıştım. Ve burada enteresan olan bir takım saptamalar yaptık ve zamanın bakanına da brief olarak verdik. Yani anlattık bütün bunları. Bu saptamalardan bir tanesi şuydu. Bir, deprem bölgesinde yaşayan insanlardan yardım beklemeyeceksiniz. Çünkü o zamanki yönetmelik ne diyordu biliyor musunuz? Sivil toplum örgütlerinin liderleri depremden bir saat sonra vilayet binasının önünde buluşacaklar. Ya adamın çocuğu göçük altında. Kendisi artı vilayet binası diye bir şey kalmamış. Çökmüş. Nerede olduğu belli değil. Psikolojide nasıl bir... Bu mümkün olan bir şey değil. İki, dedik ki dışarıdan bir ekip hazır olacak gelecek. Üç, neyi gördük? Evet, bu krize müdahale denilen dünyadan değişik yerlerinden gelen insanlar 48 saatte felaket bölgesine, deprem bölgesine ulaşıyorlar. Ama ölümler en çok ilk 24 saatte. Dolayısıyla yardım geldiğinde bile gecikmiş olarak gelmiş oluyor. Dolayısıyla anında yardım, çünkü ölümlerin büyük bizim için psikolojik meseleler daha sonraki lüks meseleler. Önce hayat. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman ilk 24 saat içinde organize yardımların orada olması lazım. Biz neden bahsettik demin fırsatçılardan? Peki fırsatçı olmayıp iyi niyetli olmak her zaman iyi mi? Bir de ona bakalım. Değil mi? Panik dediğimiz. Evet, yani siz oraya yardıma gidiyorsunuz ama bir grubuna üyesi değilsiniz. Ondan sonra bir ekip değilsiniz. Kendi başınıza tabii ki çok iyi bir niyet var. Alkışlanması gereken bir niyet. Ama eğer bu yardım sistematik örgütlü bir yardımın parçası değilse hem havada kalıyor hem de o kişiye
ve diğerlerine. Belki kötü niyetli değil ama merak ettiği için o enkazın üzerinde duran, değil mi? Aşağıda hala birilerini çıkarıyorlar. Enkazın üzerinde bekleyen vatandaşlarımız da vardı. Sayın Bektaş, döneceğim, hemen sizle başlayacağım ama bir kısa bir reklam aramız varmış. Onu verelim. Sizle başlayacağız. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve lezzetli. En güzel çay, Doğuş Çay. Birbirinden hızlı atletlerin yarıştığı muhteşem bir final istiyoruz sevgili seyirciler. O da ne? Gözlerime inanamıyorum. Türk Telekom yarışa final hızında bir giriş yaptı. Yarış devam ederken Türk Telekom'dan müthiş bir hız daha geliyor. Ben böyle bir hız görmedim sevgili seyirciler. Yarışçıları bile kıskandıracak. Sizi jet hızıyla tanıştıracak fiber internet Türk Telekom'da. Hemen Türk Telekom'a gelin. Ayda sadece 74.90'dan başlayan fiyatlarla jet hızında limitsiz fiber internetin keyfini doya doya çıkarın. Türkiye'nin fiber gücü Türk Telekom. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve lezzetli. En güzel çay, Doğuş Çay. Evet, güne bakışa devam ediyoruz. Çok değerli konuklarımızla Profesör Doktor Mehmet Sungur, psikiyatrist, uzman konuğumuz ve ekonomist, bilişim uzmanı Cem Haydar Bektaş. Sayın Bektaş, az önce dedik ya bu özellikle altyapı sistemi, iletişim, bilişim, bunlar çok önemli. İnternet daha çok kullanıldığı için evet iletişim daha sağlam oldu ama bütün operatörler bir araya gelsin ve bir şey olsun, depremde artık ortak bir hat kurulsun, herkes istediği gibi bir iletişim kursun diye bazı bakanlıklardan açıklama geldi ama sanıyorum internet de zaten bu işi halledebiliyoruz. Var mı buna gerek? Eskiden bankaların, büyük şirketlerin şöyle bir şeyi vardı. Bu ana sistem dedikleri server odaları olur ya, bütün veri tabanının, yani bilginin derinliği olduğu yerin, bir deprem durumunda, bir afet durumunda biz bunları kurtaramazsak bunların yediğini bir yerde tutmamız lazım dediler ve bunların yediğinde deprem riski az olan bölgelerde bunların yediğini tuttular ve o şekilde bilgi topluyorlardı, işlerini yürütüyorlardı. Ancak çağımızda artık bulut dedikleri, cloud dedikleri bulut teknoloji gelişmeye başlayınca artık bunlara da gerek olmadı. Çünkü siz bunu artık bulutta rahatlıkla tutabiliyorsunuz ve çok büyük devasa sistemlere de para yatırmanıza gerek. Bunun için gerek, ayrıca çok böyle astronomik bir şey yok. Yapmaya gerek var mı? Gerek de yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Tabii bu servisi veren kurumlar var. Amazon başta olmak üzere falan. Bunlar tabii çok ciddi, kendi büyük sistemleri var ve bu sistemlerde de ciddi soğutucular ve o enerji maliyeti geliyor onlara. Ama biz hep böyle büyük şehirleri düşünüyoruz. Yani internetin yaygın olduğu şeyleri düşünüyoruz ama diyelim ki Anadolu'nun ücra bir köşesine ve kolaylıkla böyle bir durumda ulaşabileceğimiz bir sistemden bahsedebilmemiz mümkün. Ben oraya daha gelmedim. Benim şuraya anlatmak istedim. Yani bulut teknolojinin olduğu yer, her yerde, nerede olursanız olun zaten verinizi rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Yeter ki Türkiye bu konuda bir altyapı oluşursun. Maalesef Türkiye hükümet birçok konuda yatırım yaptığını söylüyor. Dünya sanayi 4'ü konuşurken, dünya işte 5G'yi bıraktı, 5.5'ü konuşurken biz hala 4 ile 5 arası 4.5'ü konuşmamız, bu ileride bize ayrıca bir sıkıntı yaratacaktır. Maalesef bu ulaşımda, iletişimde de sıkıntılar yaratacaktır. Yani gerçekten bu deprem paraları nereye gitti diye soruluyor ya, gerçekten bu deprem paraları nereye gitti? Yani eğer siz kamuya sağlamlaşma yaptıysanız bu deprem paraları yapamazsınız. Siz onu
kamunun kendi ayıracağı bütçeyle bunu yapmanız gerekiyor. Eğer siz bunları viyadüklere ayırdıysanız bunu oraya harcayamazsınız. Sizin bu paraları daha çok halka harcamanız gerekiyordu. Ve daha da önemlisi kamunun, yani devletin kendisini geleceğe hazırlaması lazım. İşte iletişime bu anlamda yatırım yapması lazım. Biz hala bakın yıllardır 4.5G'yi konuşuyoruz. Tayvan'da ise bırakın 5.5, 8'e falan gidecekler galiba. Şimdi bu iletişimi sorunu çözemezsek biz patlarız. Aynen. Sayın Bektaş, çok az bir süremiz kaldı. Sayın Sungur, sizle noktalayalım istiyorum. Şimdi iki örnek için çözüm önerilerinizi isteyeceğim. Birincisi, deprem bölgesinde çadırın içinde yaşayan, evini kaybetmiş, çocuğuyla da ilgilenemeyecek durumda ve kayıpları olan kişiler ne hissediyorlarsa acil bir psikiyatrik ya da psikolojik desteği almalılar, almaya da başlamalılar zaten. Onun dışında İstanbul'da sadece olan biteni televizyondan izleyip hala deprem konusunda kaygı duyan vatandaşlarımız ne yapmalılar? Şimdi iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, çok bir takım detaylara giremedik. Zaten koşullarımız mümkün değil. Ama birincisi şunu bilmeli halkımız. Yaşadığınız anormal olaya verdiğiniz normal tepkiler, psikolojik tepkiler. Yani olay anormal, siz değilsiniz. Mesela bu belirtilerden bir tanesi görüntülerin göz önüne gelmesi. Sürekli olarak o yaşanan görüntülerin. Mesela insanlar bu görüntüleri gördüğü zaman, bu kısmın çok önemli olduğunu düşündüğüm için bu mesajı vermek istiyorum. Ne zannediyorlar bunu? Halüsinasyon görüyorum. Yani halbuki bu bizim bir takım filmlerde hep gördüğümüz geriye dönme sahneleri, flashback dediğimiz episode. Yani geriye dönme sahnelerin gözünüzün önüne o resimlerin geliyor olması son derece anlaşılır bir şey. Bu gözünüzün önüne gelen resimler anlayamadığınız bir olaya anlam kazandırmak için zihnin bir anlamda bir takım süreçleri devreye sokması. Çünkü ne yapıyoruz? Deprem öncesiyle deprem sonrasını birleştiremiyoruz. Çünkü bir kopukluk var. Çok aniden bir travma oluyor ve bağlantı oluşmuyor. Halbuki gündelik yaşamdaki travmalarda bir travma oluyor. Onu hayatımız içine kolaylıkla yerleştiriyoruz. Ama olağan dışı bir travma olduğu zaman biz bunu hayatımız içine çok kolay entegre edemiyoruz. Dolayısıyla bir takım belirtilerin ilk başlangıçta çıkması normal. Burada psikiyatrik bir müdahaleye gerek yok. Burada sadece bilgilenmeye ihtiyaç var. İşte bu kitapta mesela bu bilgilenmeyi sağlamak için. Dolayısıyla bir kere bundan çekinmesinler. Yani sizde ortaya çıkan belirtiler anormal bir olaya çıkan, o tepkisi olarak ortaya çıkan normal belirtiler. Anormal olaylara anormal tepkiler normaldir diyorsunuz. Evet, anormal olaylara verilen normal tepkilerdir diyor. Tamam. Yani ikincisi söylemek istediğim şey, bu insanların güvenlik duyguları, yani belirli bir süreden sonra, bir aydan sonra gibi bir süreden sonra hala belirtiler devam ediyorsa, o zaman öncelikle riskli grupları belirleyip o tarafa yönelmemiz. Kitle travmalar olduğu zaman riskli grupları iyi belirlemeniz lazım. Evet, bir cümleyle toparlamanız lazım. Üçüncü olarak da şunu söylemek istiyorum ki aşmışız. Sosyal adalet algısını mutlaka oluşturmamız lazım. Yani ötekileştirmeden, artı aynı zamanda hem bireysel hem toplumsal hem devlet yönünden bu insanların yaralarını, acılarını sarmak için elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Efendim, çok teşekkür ediyorum Sayın Sungur, Sayın Bektaş. Güne bakışı noktaladık. Akşam 19.30'da Ana Haber'de görüşmek üzere. İstanbul bugün yağmurlu. Hissedilen en yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 7 derece. Hava sıcaklığının yarın ve cuma günü 9, cumartesi günü 11, pazar günü ise 13 derece olması bekleniyor.